Selamun aleyküm arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden kucak dolusu sevgiler, yorucu bir gün, gerçekten çok yorucu bir gün. Daha yeni yeni oturdum, ne yaptım onu sizlere göstereceğim. Fazla bekletirmek istemiyorum, yaptığım şeylerin yanına gidelim. Şu terliğimi giyeyim, bismillahirrahmanirrahim. Şurayı komple fayans yaptım. Buralar çok kötü oluyordu. Burayı böyle komple fayans yaptım gördüğünüz gibi. Ayrıyetten gelin. Ya Allah, bismillah. Kuşların çatısına membran attım. Böyle üstünü de güzel fayansla kapattım. Kışa hazırladım. Sıkıntı yaşamayalım diye. Kuşları hiç dışarıya bırakmadım. Sizlerle beraber güzel bir genel durumlarına bakacağız. Ama üzücü bir durumumuz var. Maalesef ki üzücü bir durumumuz var arkadaşlar. Onu şuraya koyuyorum. Buradan izlersiniz. Arkadaşlar. Ya böyle bir şey olamaz ya. Gerçekten böyle bir şey olamaz ya. Gerçekten böyle bir şey olamaz ya. Çarşılının her iki yavrusu da ölmüş. Böyle bir şey olamaz ya. Bunlar hep beni mi bulur? Anlamadım ki abi ya. Dün sapasağlam. Bak yemek vermiş her ikisine de. Evet dostlarım. Maalesef nasip. Ten öte köy yok. Çok üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm. Çarşılıların yavrularını maalesef her ikisini de bir arada kaybettik. Zaten videoda gördünüz. Ama gerçekten çok üzüldüm. Vallahi billahi çok üzüldüm. Yani böyle hayal etmemiştim. Gerçekten böyle hayal etmemiştim. Ama böyle oldu. Nasipten öte köy yok. Hadi Johnny ile eşi siz çıkın bakalım. Dışarıda bir çiftleşirsiniz. Bugün bayağı bir yorucuydu gerçekten. Gerçekten çok yorucuydu. Küçük kumru bakın. Yavrusunu getirmiş buraya. Daha küçük baksanıza. Doğru düzgün. Yeni yeni uçmayı öğrenmiş. Çarşılılar gerçekten moralimi çok bozdu arkadaşlar. Gerçekten moralimi çok bozdu. Ben dedim %90 yavrular çıkar. Onları sağ salim büyütürüz ama hiç umduğumuz gibi gitmedi. Follukları yavaş yavaş çitenelere koydum. İçine şu an bir şey atmadım. Ufak bir fallukların içine dışkı bıraksınlar istedim. Ondan sonra yani Allah biliyor, ben biliyorum, bir de siz görüyorsunuz. Bu hayvanlara gerçekten çok emek veriyorum arkadaşlar. Vallahi billahi. Onlara verdiğim emeği kendime versem, Allah size inandırsın, 10 yaş gençleşirim. 10 yaş gençleşirim o kadar şey. Şimdi biz kuşlara artık mineral taşları veriyoruz. Bak zaten dışkılarından da belli oluyor. Bak gördün mü bu ışıklar? Çıkardım. Bu yüzden çıkarmadım zaten kuşları daha. Buralar yeni, bozulmasın istedim. Şu fare kapanını alalım burada, şuraya koyalım. Gerçekten çok emek veriyoruz arkadaşlar ama maalesef emeğimizin hakkını alamıyoruz. Gerçekten alamıyoruz arkadaşlar. Yemin ederim başka kümeslere bakıyorum. Vallahi billahi
gözlerini kapatıyorlar, yemleri suyularına koyuyorlar. Kuşlar patır patır yavruluyor, büyütüyor. Ben yok abi ya. Acaba gözüm sürekli onların üzerinde diye mi böyle oluyor? Ben anlamadım. Yani gerçekten çözemedim artık bu durumu. Bu durumdan da çok şikayetçiyim. Yani ben çarşıların yavrularının çıkmasını bir ay boyunca bekledim. Bir ay boyunca. Bir aydır bekliyorum. Ama maalesef bir ayımız boşa geçti. Sıfır. Hiçbir şey yok. Kızım buraya fazla çıkma. Sen gir içeri. Gir içeri. Gir içeri. Gir içeri. Johnny gel. Johnny geç. Daha yem bile vermedim kuşlara. Çünkü buralar çok kötüydü. Yıkadım falan. Temizledim. Epey bir zamanımı aldı. Yavruları aslında fazla videolara çekmemem lazım. Zaten çekmemenin gayesindeydim ben yavruları. Ama ne bileyim, siz de istiyorsunuz. Sizi de kıramıyorum. İster istemez videoları çekiyoruz arkadaşlar. Ya olan var, olmayan var. Ben bile mesela bazen güzel bir kuş gördüğümde keşke benim olsun diye isterim. Bunların yavruları da ikisi de öldü. Yani kocaman oldular, tokmak kadar oldular. Ama ikisi de gitti. Hele bir sıkıntımız var arkadaşlar. Hayırlısı demek ki nasip değil, kısmet değil. Bazen çok istersin olmaz, bazen hiç istemezsin dibinde biter. Hayat işte. Hayat böyle, yapacak bir şey yok. Kimine gülüyor, kimini ağlatıyor. Herkes mutlu olacak diye bir kaydı yok. Fetilliler, bir dışarıya salalım onları. Gelin. Gel bakalım. Yavaş yavaş artık eş olacaklar onlar da. Yani eş olacaklar da, yavrulayacaklar da abi, işte böyle ölümler olduğu zaman ben bitiyorum ya. Ben gerçekten çok sıkıntı yaşıyorum arkadaşlar. Öyle olduğu zaman ben baya bir mutsuzlaşıyorum, baya bir modum düşüyor. Pes etmiyorum, pes etmek benim lügatımda yok. Ama ister istemez insanın modu düşüyor arkadaşlar. İnsan üzülüyor. Şimdi bazı insanlar var, kuş der geçer, ama ben öyle diyemiyorum. Kimse kusura bakmasın, ben bir tane canım öldüğünde ben bir canım da benim gidiyor. Şimdiye kadar kaç canlıyım ben de bilemiyorum. Başkası olsaydı yerimde yemin ederim isyan eder, bu işi artık sonlandırırdı. Ama ben hala mücadele etmekten vazgeçmiyorum. Sabırlı olacağım. Allah bir gün öyle bir yer verecek ki bana, öyle bir güzel mekan olacak ki ben bile diyeceğim ki Allah'ım sana binlerce kez şükürler olsun. Sabrettim. Sen de bu sabrıma karşılık, bu mücadeleme karşılık beni mutlu ettin, hayvanlarımı mutlu ettin. Allah büyüktür. Ben pes etmeyeceğim arkadaşlar. Ben pes etmeyeceğim. Bir kişi dahi izlese beni, ben yine pes etmeyeceğim. Bu işi sonuna kadar götürmeye... Evet, görüyorsunuz fitiller yavaş yavaş ağız dalaşına girdi. Pes etmek yok sevgili dostlarım. Pes etmek yok. Bu işi sonuna kadar götüreceğiz Allah izin verirse. Bir gün mutlaka Allah gönlümüze göre verecek. Bu mücadelemiz boşuna değil. İllaki bizim de yüzümüz gülecek. İllaki. Bu arada kamerayı bastım buraya. Buraya mahvet. Nasıl olmam lazım işte. Şuraya bir yapayım da arkadaşlar. Daha yeni mi?
Tam tutmamış. Allah büyüktür. İlla ki bizim de göreceğimiz günler gelecek. Mutlu olacağımız günler gelecek, değil mi oğlum? He, değil mi? Aslan parça. Oğlum diyordum da. O, oğlummuş. Kızım burada. Yok, şuradaymış kızım. Dostlarım, videoyu fazla uzatmayacağım. Ufaktan ufaktan sonlandıracağım. Çok yorgunum gerçekten. Hakkınızı helal edin. Dualarınızı bekliyorum. Hep beraber bu işte başarılı olacağız yani. Biz başarılı olacağız. Pes etmeyeceğiz. Allah izin verirse pes etmeyeceğiz. Biz bu işi başaracağız. Biz bu işi başaracağız. Başka da bir alternatifi yok. Ya olacak ya olacak. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.